Herkese merhabalar sevgili dostlar. 13 Mayıs pazartesi günü Şanlıurfa yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da da 10 koşulu bir program var arkadaşlar. 2 altılı var. O yüzden 2 altılı olan bir yer tabii ki daha fazla bütçe ayırıyoruz. Ama tabii ki Şanlıurfa'da da yine iyi bir oyunumuz söz konusu. Üçlü Ganyan ilk ayak tek geçerek başlayacağımız bir program. Ardından altılı Ganyan'a geçeceğiz şimdi Şanlıurfa'da. Öncesinde kanalımıza abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Videonun alt kısmında katıl üyeliği var arkadaşlar. Katıl butonundan bize destek olabilirsiniz. İsmim yazılı aşağıda görebilirsiniz. Şu anda video oynarken de bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen aşağıda Oğulcan Karaca yazan gelin yanında katıl üyeliğinden bize destek olabilirsiniz. Bu arada diğer kanalımız Oğulcan Karaca at yarışı hesabı da ee, arkadaşlar YouTube'da şu anda aktif bir hesap. Orada sürekli olarak yarış videoları paylaşıyoruz. Şu anda Vanlı Mavnun serisini yapıyoruz. Diğer atlarımızın da yine e, geçmişten A Karaca vesaire yarışlar söz konusu ve devam edeceğiz. Onu da belirteyim. Şimdi geçelim tahmin kısmına. Saat 6.30'da 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kum pist yarışı. 8 safkanın start alacağı bir mücadele. Üçlü ganyan ve 7'li Plase ilk ayağı olacak burası. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar burada bir tek geçme yöntemine gidiyoruz ve haliyle gruptaki en yüksek ihtimalli Safgan'ı tek olarak vereceğiz. Biz de burada e, bir numara Handsome Lake'i tek olarak veriyoruz sizlere. Kapalı gözlük ve dilbağı takacak olan Safkan 61 kiloda Ferit Yardımcı İdaresi'nde start alıyor. iki yarıştır kazanıyor. 14 güne evvel en son koşup kazanmıştı. E, şunu söyleyeyim. Eğer burası altılı ganyanda olsaydı yani yanına sadece 2 numara Victory Shot ve 3 numara Lord of Gentlemen'i yazıp 3 atlı bir oyun yapardık herhalde. Ama üçlü Ganyan olduğu için biliyorsunuz ki birazcık risk alıp tek bırakıyoruz ki bu sayede 6'lı Ganyanlara daha fazla bütçe ayırın diye. O yüzden burada 1 numara Handsome'la 2 tek olarak bıraktık. Geldik ikinci koşuya saat 7'de şart 4 4 yukarı araplar 1400 metrede kum piste çıkacaklar arkadaşlar. Burası 6'lı ganyan ilk ayağı olacak biliyorsunuz ki. Tabi şimdi e, bu koşuda e, şart 4'te 1400'de farklı bir mücadele izleyeceğiz. 12 safgan start alıyor en nihayetinde e, bir önceki koşuya kıyasladığımızda yani. E peki bu 12 safkan içerisinde kimleri değerlendireceğiz? Şimdi bizim bu yarış için favori olarak seçtiğimiz safkan e bu yarışta arkadaşlar kilosuna rağmen mesafede iyi olduğu için etkili olduğu için bir numara bilir kişi. Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki safkan son yarış kötü olsa da daha evvelki iki yarışı üst üste kazanmış bir isim. E ve 135-85 derecesi var görüyorsunuz şurada arkadaşlar 1.35.85'ini. Ee, devam ediyorum. 3 numara Dede Yalazlı İsa Akyavuz İdaresi'ndeki Safkan 59,5 kiloda koşacak. Nispeten daha iyi bir kilo. 3 kilo daha aşağıda koşuyor. Son 3 yarışında üst üste tabelaları var. 1.36-57 dereceye sahip bir Safkan. Daha sonra 1.36-10 derece görmüş olan 5 numara Sabır Bey'i tavsiye edeceğim size. Son yarışlarda yine tabela yapan bir Safkan. Yine 59,5 kiloda İsa Katar İdaresi'nde izleyeceğiz bu ismi. 56,5 kiloda Yusuf Cengiz idaresindeki Güven Ağa 8 numara ve Necmi Altın'da 57,5 kilodaki Tilki Andrea 7 numarada burada ilave seçenekleri olarak ekstradan veriyorum arkadaşlar kuponu genişletmek isteyenler için. Yani buradaki oyunumuzda 1, 3, 5 peşinden 8 ve 7 şeklinde bir sıralamayla planlamamızı yaptık altının ilk ayağında. Üçüncü koşu altılı Ganyan ikinci ayağı arkadaşlar saat yedi buçukta koşulacak. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kum pist yarışı. Always Win ve Vahşi Kızım Mekür olarak start alacak. Yani 10 ata kadar burada varmış gibi yorumlayabiliriz. Eküri'yi tek sayarak. Burada arkadaşlar favorimiz bu ekürüler. Always Win'de Ferit Yardımcı, Vahşi kızımdan Necmi Altın olacak. Birisi son yarış 5. oldu, diğeri 2. oldu. İki safkanı da şansı mevcut. Fakat biz burada ekürüyü tek atıp risk almayı tavsiye etmiyoruz. Yalnız sadece ekürüyü tek atarsanız alternatif bir tek olarak yapılabilir. Onu da belirtmem gerekiyor. Ama e, tabii ki esas oyunumuzu da şöyle bir planladık. E, ekürlerle başlıyoruz 11 numarayla ardından 7 numara Himala Rüzgarı arkadaşlar ardından bir numara asaltın ve bu üç atı yazıyoruz. Ondan sonrasında da 8 numara Livzara yine yazarak ilerleyebileceğimiz bir safkan. 5. bir at düşüncemiz yok burada. Yani burayı bir 4 atlı oyun yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ya da 11 numarayı tek bırakıp riskte alabilirsiniz. Dördüncü koşu engelsiz Şanlıurfa koşusu 16 handikap 3 yukarı İngilizler 1900 metre kum pisti yarışı arkadaşlar burada 11 adet safgan start alıyor. E, Ferit Yardımcı idaresinde izleyeceğimiz Anarkiya 8 numara favorimiz ardından Sound of Victory 9 numara Necmi Altın'la birlikte tavsiye ediyoruz ki bu iki safkan da son yarışlarını kazandı gördüğünüz gibi. Son yarışını kazanmasa dahi bu yıl sadece iki yarış koşan bir safkan burada e, fark yaratabilir. 4 numara Mitril Alişan Bar idaresinde tavsiye edeceğim. E, ardından arkadaşlar İsa Giovza 5 numara Kanaga'yı önereceğim. E, sonrasında 6 numara Real Grace ile kuponlarınızı tamamlayabileceğinizi düşünüyorum. Buradaki 1 numara, 2 numara bunları yazdırmadım. Onu da belirteyim. E, yani 8 9 e, ardından 4 5 6 şeklinde bir oyun burada arkadaşlar düşündük. 5. koşu saat 8.30'da arkadaşlar. Burası şart 3. 3 yukarı İngilizler. 2100 metre kum pist yarışı 10 at var. 2 olduğu için 9 at var gibi yorumlayabiliriz. Şimdi buradaki oyun planlamamıza şöyle geçelim. Favori diyeceğimiz Safkan formda gelmesiyle birlikte 7 numara Penaver olacak. Ardından 3 numara 1 2 önereceğiz arkadaşlar. Sonrasında yarış gören bir Safkan kalitesiyle bildiğimiz 6 numara The Glove diyeceğiz. Bu üç atı yazarak oyununuzu tamamlayabilirsiniz. Ekstra istediğiniz herhangi bir safkan varsa yazın. Yoksa 3 atla da oyun yapılabilir. Bu koşuda 3 numara Bilikit, 7 numara Penaber ve 6 numara The Glow yeterli olmasını beklediğimiz bir oyun arkadaşlar. Bu üç atın birlikte yazılması durumu bizim için yeterli olacaktır. Gelelim 6. koşuya saat 9'da meydan 2 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz. 1100 metrede kum pistte start alıyorlar arkadaşlar. Burada 9 numara Habbuşe bizim favorimiz olacak. 21 gün evvel 3. olan Safkan ardından Alişan Bar idaresindeki 10 numara Hemdem'i önereceğiz. Necmi altında Vahşi Bavikal 4 numara Sami Kaplan'la 3 numara İşkodralı oyun tavsiyemizde yer alıyor arkadaşlar. Bu atlar için tabii ki bir idmanları göstermek lazım. Yani idmanlar burada etkili olacaktır. Mesela bakın Habbuşe'nin 52 görüyorsunuz. Vahşi Bavikal'in 51-40'ını görüyorsunuz. Yani bahsettiğimiz atlar hep bunlar. Ee, bu arada bir numaralı Safkan'ın bizimle bir alakası yok. İsminde e, Karaca geçiyor ama bizimle bir bağlantısı yok. Onu belirteyim. Ee, Tabi bu arada mesela bu atında 400'ü gelmiş 26 ona ama sadece 400 yaptığı için çok da hani e, net bir şey söyleyemiyorum. Tabi 25 yapanlar var 400 yerine. Burada şey zaten vardı. Bir de Caymazoğlu'nda yine bir 25.5 derece görüyoruz. O da etkili olabilecek bir safkan haliyle. Caymazoğlu ve Boyraz Güre ekili start aldığı için oyununuzu genişletmek istiyorsanız Caymazoğlu'nda yazarak 2 numarayı da yazarak daha garanti bir oyuna da gidebilirsiniz. bizim oyunumuzda 9 numara, 4 numara, 3 numara zaten vardı. Bir de yanlarına 2 numara Caymazoğlu'nu eklersek burası garanti bir oyuna dönecektir diye düşünüyoruz. 7. koşuya geldik. Şart 4 düzeyinde 4, dişilere mahsus bir yarış. 4 yaşlı Arap 1700 metrede kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar bu koşuda izleyeceğimiz 14 adet safkan start alıyor ve biz şimdi tabi son yarışa geldik. Diyorsunuz ki ya tekimiz niye yok bu yarışa kadar kaldı ee, hani acaba unutuldu mu vesaire öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar biliyorsunuz ki bütün planlamamız önceden yapılmış vaziyette zaten. Ve tekimiz bu yarışta bir hafta evvel 3. olan Ferit yardımcıyla ile 12 numara Tumbul Nazlı oldu arkadaşlar. Sebebini şöyle açıklayayım. Bu atın bu yarışta rakibi olacak Safkan. Bir tek İsa Katar İdaresi'deki 9 numara Köyceğiz var. Bir de 2 numara Beyaz Gölge var. Fakat Beyaz Gölge bir hafta evvel 4. oldu ve son 6 yarışına baktığımızda bir tanesi tabela dışı kalmasıyla birlikte 5 tabelası var. Evet iyi durumda geliyor gibi gözüküyor. Ama son yarış dördüncü kaldı en nihayetinde. Ve burada bir hafta evvel üçüncü olan ve çıkışa geçen bir Tumbul Nazlı Ferit Yardımcı İdaresi'nde çok daha avantajlı gözüküyor. Nitekim yine Köyceğiz'de bir hafta evvel geri planda kalmıştı. O sebepten de burada 12 numara Tumbul Nazlı'yı tek olarak verdik. Yani kısaca oyunu son ayağa kadar taşıma yönünde bir kanaat getirdik bu programda. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz. Diğer video yayındadır. İzlemek istiyorsanız Bursa tahminlerini kanalımızdan bulabilirsiniz. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.